6 Şubat öncesi 2023'te en çok Adıyaman'ı ziyaret edeceksin deseler asla inanmazdım. Takvimler yeni bir yıla girdiğimizi gösteriyor. 2024'ün ilk seyahatini yine bu şehre yaptım. Her geldiğimde mekanların ve yüzlerin renkleri değişiyor. Siyahtan griye, griden pastele. Değişmeyen şeyler de var. İnsanların gözlerine oturan acı ve acı yaşında büyükleriyle eşitlenmiş çocuklar. Afet bölgesinde karşılaştıklarımız, ekran başında izlediklerimize benzemiyor. Ne beyaz camın uzaklaştırdığı kadar mesafe var aramızda, ne de sosyal medyada gündemden düşmeyen insafsızlık. Her şey etrafımızda olup biteni nasıl gördüğümüze bağlı. Bu hikayede de tıpkı sahadaki gibi depreme ve afetzedelere göz hizasından yakından bakmaya çalıştık. Bazen de ne yaşadığımızı daha iyi anlamak için biraz uzaklaştık, kuş bakışı baktık. Depremden bir yıl sonra kaleden Adıyaman'ı seyrederken o karanlık günlerde gazeteci olmanın ne kadar zor olduğunu hatırladım. Mesleğimiz ne olursa olsun hepimiz yüzümüzü birbirinden güç alan güne bakanlar gibi deprem şehirlerine dönmüş, neresi olacağı fark etmeksizin yollara düşmüştük. Şimdi gördüklerimize şahidiz ve şahit olduklarımızdan sorumluyuz demek için yeniden buradayız. Bu, kendisinden en son haber alınan bir deprem şehrinin hikayesi. Ve depremden sonra yerinde duramayanların, yola çıkanların, acıyı paylaşırken nasibine Adıyaman düşenlerin hikayesi. Bu bizim hikayemiz. Şubat 2023. Saat sabaha karşı 04:17. Ülkemizde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Güne bu acı haberle uyanmış olmanın şokundaydık. Saatler 13:24'ü gösterdiğinde bu kez merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sarsıldık. Her iki deprem de Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da çok şiddetli hissedildi. Depremler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bu 11 ili içine alan 108.812 km² bir alanda etkili oldu. Çok can kaybettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, meydana gelen depremlerin ardından 7 gün süreyle milli yas ilan etti. Deprem şehirlerinde ise 3 ay boyunca olağanüstü hal uygulanacaktı. Bayraklar yarıya indi, Türkiye artık büyük bir yas eviydi. İlk şoku atlatan pek çok kişi elinden geleni hemen yapmaya çalıştı. Birkaç saat içinde ülkede sanki iyilik seferberliği ilan edilmişti. Hem sahada hem sosyal medyada kötüler ve kötülük de vardı tabii. En çok onların sesi çıkıyor, bazı insanlar en çok onlara inanıyordu. Hepimizin bir iyi, bir kötü yanı var. Mesele hangi yanımıza daha çok güvendiğimiz. Bu afet bize iyi yanına güvenenlerin sayısının daha çok olduğunu gösterdi. Şehirlerimiz cesaret ve yardımseverlik duygularıyla sarmalandı. İnsanlar yerlerinde duramadı, ne iş olsa yaparız diye yollara düştü. Yola çıktıklarında sayısız gönüllüyle buluşup Adıyaman'da aylarca çalışacaklarından henüz kendileri de habersizdi. Tabii bizim depremden bir gün önce çok yoğun ve yorucu bir çalışmamız, bir projemiz vardı. Afrika'da kurmak istediğimiz İyilik Köyü'nün lansmanını biz gerçekleştirmiştik. O gün İyilik Köyü için
Elazığ'dan İstanbul'a gelen misafirim sabah beni uyandırdı. Umut kalk deprem oluyor diye. İstanbul'da deprem oluyor zannettim. Bölgeden aldığı haberi bana söylediğinde derneğin WhatsApp grubuna mesaj atarak acil dernekte buluşmamız gerektiğini arkadaşlara söyledim. Biz genel merkezimizde yönetim kurulu olarak toplanmaya karar verdik. Ve en acilinden bir ekibin bölgeye gitmesi konusunda uzlaştık. Montları, botları, işte atkı bereleri koyduk. İşte kışlık kıyafetler vardı, onları koyduk. Bezler vardı, bezleri koyduk. Yani ne bulduysak aslında. Kadir arkadaşımız var. O dedi ki bir araba ayarlayabilir misiniz? Biz bir araba çıkacağız, beraber gidelim. Bizim arabamız da büyük bir araba, onu ayarladık. Ama yardımlar dakikalar içerisinde o kadar çok arttı ki sığamadık arabaya. Dedik buna bir çözüm bulalım ve bir tır ayarlayalım. Tır ayarladık. Onu doldurmamız da çok kısa sürdü. Yani. Yolda aradım ben Rümeysa'yı. Dedim ki Rümeysa bana senin numaranı verdiler. Doğrudur abi dedi. Sağ olsun Rümeysa bizi Ankara'ya gelene kadar bütün işi halletmiş. Hatta öyle bir duruşu var ki eline bir kağıt almış. Tırın kasasına geçmiş. Sen geç sen dur, sen geç sen dur. Tırın içindeyim ve çok soğuk. Herkes hareket ediyor ama ben hareket edemiyorum bir şeyleri saydığım için. İnanılmaz üşüyorum. O sırada Ahmet abiyi gördüm. Sanki böyle kendi abimi görmüşüm gibi. Şimdi hep birlikte bir dua edeceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Bütün bilgilendirmeleri biz size inşallah ayrıntılı bir şekilde görsel video olarak geçeceğiz. Bir teyze hiç unutmuyorum. Dedi ki nereye gidiyorsunuz? Dedik teyze böyle böyle deprem bölgesine gidiyoruz. Tamam dedi. Cebinden parasını çıkarttı. Böyle hani yaşlıların buruşmuş paraları olur ya, sıkı tuttuğu parayı verdi. 500 lira mıydı hatırlamıyorum. Ya Allah'ın hikmeti ya bereketi bu işin. 3 hafta boyunca ben sürekli o paradan bazı harcamalar yaptım ama hiç bitmedi. Tırlar dakikalar içinde doldu. İmkanı olanlar kendi özel araçlarına koydukları acil ihtiyaçlarla yola koyuldu. Aynı yöne giden sayısız araç trafiği saatlerce kilitledi. Kış şartlarından ötürü buzun üstünde kayarak giden araçlar, depremin yollarda bıraktığı hasar da eklenince kaza yapıyordu. Kazaya karışanlar arasında afet bölgesinde acil ihtiyaç duyulan ambulanslar ve iş makineleri de vardı. Saatler geçtikçe yıkımın büyüklüğü daha net anlaşıldı. Ankara'dan gönüllerimizin yüklediği tır yola çıktı fakat tır yoğunluğu, hava muhalefeti, tırın AFAD tarafından nereye gönderileceği gibi prosedürleri beklerken tabii bizim ilk gönderdiğimiz ekip Kahramanmaraş'a vardı. Kriz masasına gelen aslında en büyük senaryolardan bir tanesi şu, deprem sadece Kahramanmaraş'tan ibaret değil. Buzun üstünde gittik biz Adıyaman'a kadar. Yani depremin 48. saati dolmadan biz Adıyaman'a indik. 3. gün başladığı zaman aslında insanlar Adıyaman'a geldiler. Sabah saat 7-8 bin kişi var sadece valiliğin önünde. En iyi yemek verilebilecek yer valiliğin önü. Hem gerçekten görevli personel hem depremzede vatandaş. Fakat çok büyük bir kaos var. Gösterilen yerlerde ben yemeği pişirmeyi bırak, yumurta kıramam. O kadar kalabalık. Böyle kriz anlarında harekete geçmek kadar ne istediğini, ne yapacağını bilmek ve o yönde inisiyatif almak da gerekiyor. Sonra Adıyaman'ın bütün çevresini gezdik. Tahayyül ettiğimiz organizasyon yemekten ibaret olmayacak. En son Kübra bir tane okulun bahçesini gördüm. Ya istesem böyle bir şey olmaz. Hani okulun bahçesi o kadar dümdüz ki, yeri o kadar düz, yanında halı sahası var. O anda kafamda her şey canlandı. Şuraya ocakları koyarım, şuraya masaları koyarım, şurada birkaç tane çadır olur, şurada gelen çocuklar oynatırız falan her şeyi kurdum kafada. İçeriye girdim. Oradaki depremzede vatandaşlarla birlikte bu sefer artık gerçekten işe yaradığımı hissettim. Şöyle oldu. Çadır kuran vatandaşlara yardımcı oluyorum. Ateş yakanlara yardımcı oluyorum. Kendimi dinç hissediyorum. İlk defa çalışmaya başlıyorum. Gönüllüler de bölgeye gitmek için bizlere müracaat etmeye başladılar. Gerekli satın almalarımızı yaptık. Çok güzel bir mutfak kurmak istiyoruz. Bunun için aşçılara ihtiyacımız var. Biz bu şehirde uzun vadeli durmak istediğimiz için psikologlara ihtiyacımız var. İnsanları görevlerine ve sıralamaya göre yönlendirdik. Gönüllü formumuzun içerisinde şunlar vardı. İşte gerekli bilgileri, buna dair hangi kurumdan ne belgesi aldınız, daha önce bu alanda bir çalışma sergilediniz mi, daha önce deprem bölgesinde çalışmış mıydınız, gideceğiniz yer kesinlikle iyi şartların olduğu bir yer değil. Belli bir riski var. Ayrıca aç kalabilirsiniz, soğukta kalabilirsiniz, ıslak uyuyabilirsiniz. Bunları kabul edebilir misiniz? Gönüllülerin bu sorulara cevabı evet oldu.
Çünkü onlar her şeyi göze alarak yola çıkıyordu. Yeter ki deprem şehirlerinden birine ulaşsınlar, hem kendi alanlarında hem de ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Neredeyse tamamı haftalarca birlikte çalışacakları derneği sosyal medya aracılığıyla ya da bir arkadaşlarının vesilesiyle buldu. Kendileri gibi gönüllü olan insanlarla ya yolculuk esnasında ya da okula vardığında tanıştı. Nadir de olsa içlerinde kardeş, anne oğul ve çocukluk arkadaşları vardı. Herkes burada mı? Birdeyiz. Hadi bakalım video çek bir tane. Direttim yani. Ne olursa olsun gideyim yani. İlla hani yemek yapma zorunluluğunda değilim. Hani. Nilüfer isminde bir arkadaşımız vardı. Namı diğer cesur kız. Hüseyin abimiz vardı. Atletiktir kendisi. Çok güzel koşuyordur. Yusuf Elfet vardı. Melih arkadaşımız vardı. Atakan vardı. Bir tane daha Yusuf diye bir arkadaşımız vardı. Samet diye bir arkadaşımız vardı. Hakan diye bir arkadaşımız vardı. Namı diğer işte İsveç çakısı ya da işte Teknik Hakan diye de geçiyor kendisi. Kızlardan da şey vardı. Tülin vardı. Bu saydığımız isimlerin hepsi aslında oranın baş kahramanları. Evet, tabii ki. Tabii yani ki. Biz oraya gelene kadar 10 günlük süreç içerisinde oranın bütün çilesini, emeğini çekmiş. Arkadaşlardan bir tanesi erken kalkıp ilk çorba yapılıyordu bizde mutfakta. Sonra diğer işte arkadaşlara geliyordu ki çayı demliyordum. Tek bir tane demlemiyorsunuz. Bir de oranın insanı, özellikle yaşlılar erken kalkıyorlar ve çaya geliyorlardı. Böyle bardak hadi demlikle geliyorlardı ve çok demli içiyorlar yani Adıyamanlar. O çay hani oturmuş olması gerekiyor. Zannediyorum Melih'ti ya dedi, kuru fasulye nohut pişirdik günlerdir. Çünkü başka bir şey yok elde. Dedim ki ben de hanım ağa çorbası yapalım. O ne dediler? Dedim ki ya onun içinde de nohut var. Yeşil mercimek var, erişte var ama daha farklı. Hani sadece bir nohut yemeği veya tek kuru fasulye yemeği yerine onu yaptı. Çok da lezzetli olmuştu. Aşure yapalım mı dedim. Nasıl olacak? Ben yaparım dedim. Siz dedim bana biraz kayısı, biraz hani kuru bir şeyler bulun dedim. Ve o aşure o kadar bereketli oldu ki 2 gün dağıttık. Çok mutlu olmuştu herkes. Gönüllülük tam olarak böyle bir şey. Bazen elinde olan malzemeyle daha farklı ne yapabilirim diye düşünmek, bazense bölge insanı demli çay seviyor ve erken kalkıyor diye herkesten önce o çayı demlemek. Bir işi severek, isteyerek, canı gönülden yapabilmek. Biz ortak bir duyguda buluştuk artık oradaki insanlarla. Hiç kimse Adıyaman'a şöyle gitmedi. Ya gideyim işte 2 yemek dağıtırım falan. Hı hı. Böyle bir duygu değildi bizdeki. Yani oradaki insanlar mağdur, bir şey yapmalıyım. O hizmeti vermeliyim. O ortak duygu bizde şeyi oluşturdu işte. Bir kaynaşmayı oluşturdu. Muhabbet bir anda anında gelişti yani her şey. Kız dur, çay dolduruyorum, yakacağım seni ha. İlk etapta ihtiyaç duyulan yemek, kıyafet, hijyen kiti gibi hayati yardımlar düzene girdikten sonra psikososyal destek için adım atıldı. Bu bağlamda samimiyetle yazılan her projede hızla muhatabına ulaştı. Van depreminde gönüllü olarak çalışmıştım. O dönemde üniversitedeyken söz vermiştim kendime. Bir afet olduğunda daha hızlı gideceğim. Psikososyal faaliyetlerin bu kadar geç zamana kalmaması lazım. Keşke hiç sözümüzü tutmamıza gerek kalmasa. Adıyaman depremi olduğunda da dedik ki biz ekran başından kalkalım. Projeyi yazalım. Çünkü 4. gün herkes toplandı. Şeyma dedi ki Merve abla biz oraya depremin olduğu 4. günden itibaren insani yardımda bulunuyoruz. Ama biz oraya psikososyal desteğinde de bulunmak istiyoruz. Bize yardımcı olur musun? Ortak yol bulursak neden olmasın? Bizim aynı zamanda yapmak istediğimiz bu şehirde yaşayan insanların psikolojilerini yükseltmek ve onlara enerji vermekti. Bize gelen hem gönüllü psikologlarımız hem de bu işi daha önceden yapmış psikolog bir ekiple yollarımız kesişti ve depremin 10. gününde arazide psikologlarımızı çalışmalarına başlattık. Süper! Şimdi zürafa gibi uzayın! Uza! Bizden sadece şunu istediler.
buradaki çocukların yaş grubu, evlerinin enkaz durumu, yani ne durumdalar, anne baba sağ durumu gibi böyle bir liste hazırlamamızı istediler. Okulun içinden çıktık, çepeçevre böyle dolaştık bütün çadırları. Çocuklarla tanıştık. Orada hepsinin listesini tuttum, isimlerini aldım. Nasıl yani, bizimle oyun oynamaya ablalar, abiler mi gelecek diyorlardı böyle çocuklar. Daha hiç bir şeyin farkında değillerdi. Orada bir çocuk vardı. Annesi geldi, dedi ki hocam, dedi, benim çocuğum dedi okumayı yazmayı dedi bilmiyor dedi. Gruplara katılabilir mi dedi. Bize dedi ki katılabilir, yani ona uygun hale getiririz ama dedi, yani sizin çocuğunuz büyük, neden okuma yazma bilmiyor? Yok hocam, biliyordu dedi, deprem gününden sonra okumayı ve yazmayı unutmuş. Çok büyük bir hasar bu. Yani sıfır. Hiçbir harfi tanımıyor, hiçbir şey yapamıyor. Dedik ki bu çocuk çadırlara girsin, bir haftanın sonunda tekrardan hatırlamaya başladı. Çok erken dönem müdahaleleri hayati oluyor. Ya da bir çocuk da vardı. Annesi geldi, dedi ki benim çocuğum hiç konuşmuyor hocam dedi. Yine büyük bir çocuk ve deprem gününden bu yana konuşmuyor. Bir haftanın sonunda konuşmaya başlamıştı. Yani düşünsenize, sesiniz içeride ama çıkartamıyorsunuz. Evet. Evinizin durumu nedir diye sorduğumda evimiz yıkıldı dedi. Kayıp var mı dedim. Eşim ve iki çocuğum dedi. Sadece yanımdaki çocuğum kaldı dedi ve ağlamaya başladı. O an benim için çok zor bir andı. Sarıldım ona, o da bana sarıldı. Kendimi kaybetmemeye çalıştım. Kaçmıyor kaçmıyor, elimi aldım işte, geliyor. Maşallah, subhanallah. Sergen abi 9. ayına girdi. Yaptığımız çalışmalarda öncelikle çocuklarla oyun oynuyor. Sonra şokun ne olduğunu kısaca anlatıyoruz. Sonrasında da depremle alakalı iyileştirici hikayelerimizi okuyoruz ve beden çalışmamız var. Kaynak çalışması dediğimiz bir şey bu. Bu zamana kadar en iyi duyduğun şey ne? En iyi gördüğün şey ne? En iyi kokladığın şey? Ve ilginçtir ki çocukların hepsi kuzenim Ahmet Selim'in sesi muhtemelen dedi. Rahmetli sen benim en iyi kuzenimdin şeklinde buraya yazmış. Görmeye rahmetli dayımın bana tesbihini hediye etmesi görme. Koklamaya da yengemin parfümünün kokusu, altına rahmetli diye not düşmüş. Şimdi ben size iyi hissettirecek bazı cümleler okuyacağım. Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Dileyen kapatmayı da bilir. Oradaki imkansızlık insan gücünü artırmış. İnsanların birbirine dayanmasını artırmış. Neden adı güne bakan? Demiştik ki güne bakanlar gibi. Yüzünü güneşe dönmek ve beraber dönmek ve yaşamı tekrardan oradan tutunmak diye düşünmüştük. Proje kapsamında psikososyal destek alan çocuklar ve aileleri, hayata gönüllülerle beraber tutunarak tıpkı güne bakanlar gibi her şeye rağmen yüzlerini güneşe dönmeye başladı. Özellikle Adıyamanlı gençler kısa sürede okuldaki çalışmalara dahil oldu. Depremin 3. ve ya da 4. günü olması lazım. Okulun bahçesinde bir hareketlilik olmaya başladı. İşte ben de gittim. Baktım yabancılar var. Tanımıyoruz, etmiyoruz. Baktım hele ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne yapacaklar. Bir göz gezdirdim. Baktım güzel şeyler için gelmişler. Nasıl söylesem. Enkaz altındayla akrabalarımız, tanıklarımız vardı. Cenazeyi çıkarıp gömüyorduk. 7. 8. gün olması lazım. Yani tam hatırlamıyorum. Gün boyu bir şeyler taşımışlardı. Bayağı bir yorulmuşlardı. Benim de telefonun şarjı bitmişti. Telefonu şarja taktım. Hava soğuktu. En azından ben de bir el atayım. Suları falan indirdik. Yardımcı oldum. Ondan sonra tekrar git gel, git gel derken işte... Benim bir oğlum var. 16-17 yaşlarında. Oğlum dedi ki baba dedi ya bizim evimizde bir hasar yok. Hani tamam yakınlarımız vefat etmişti. Mesela amcam oğlumlar vefat etmişti. Dedi baba eğer şeyse ben gönüllü olarak arkadaşlara katılmak istiyorum. İşte ilk 3 gün hiçbir şey yapamadık. İşte arabada kalıyoruz, yağmur yağıyor, kar şu bu derken. Sonra 3. gün okullara işte dernekler kurulmaya başladı. Biz derneklere gidip geliyoruz, yemek alıyoruz. Ama 15-20 metrekare bir yerde 12 kişi falan kalıyoruz. Baktım. Polis Anonim Antip Ortaokulu'nda bir dernek var. Hani yemek yapıyorlar. Yemek yapan adam aynı anda çaya gidiyor. Artık canıma tak etti. Dedim ki gidip oraya tanışmam gerekiyor. Gittim işte dedim ki abi ben böyle böyle biriyim. Burada oturuyorum. Aranıza katılmak istiyorum hani. Kameraya kesinlikle bakmıyoruz. Herkes ileri bakıyor. Oyun
çadırına gittim. Kardeşimi bıraktım. Psikolog ablalarla karşılaştık. Gençler olarak gelen çok az dedi. İşte sen de girersen bizi mutlu edersin terapiye. Bir gideyim dedim ama hala benim aklım gönüllülükte yani. Çünkü ben böyle hani sosyalleşince yaşadığım şeyleri biraz daha olsun unutan bir insanım. Çadırların kurulumuna yardım ederdim. Kitap dağıtımına yardım ederdim. Yemek dağıtımına da yardım ederdim. Yani her şeyde de benim bir elim var. Depremden sonra biz dedemlerde kalıyorduk. Enkazlarla uğraş, şunu yap, taziyelerini defnet. İşe yapman gerekiyor. Sonrasında girdim. Orada psikososyal çadırlar vardı. Çocuklar gülüyor, şen şakrak. Orada yemek dağıtılıyor falan. Zaten o depremi yaşamışız. Hani daha çok böyle duygularımızı bir kenara bırakıp da insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bunun üzerine düşündük. Ama tabii beraber akşamları oturup dertleştiğimiz zamanlar oldu. Öğlen arası yemek dağıtımına gidiyorduk Yusuf abiyle son. Gönüllüler arasında Adıyaman'ı afete kadar neredeyse hiç görmemiş Adıyamanlılar da var. Neresi olursa olsun deprem bölgesine gidip hizmet etmeliyim düşüncesiyle çıktıkları yol, onları bir vesileyle ata topraklarına getirmiş. 2017'de köye gelmiştim sadece. Annemin köyü Geryer'di. Ama uçaktan indiğimiz gibi direkt köye gittik. Bir hafta köyde kaldık ve tekrardan İstanbul'a döndük. Hani Adıyaman'ı bilmiyordum. Adıyamanlılardan daha çok havalimanına gidip gelmiş olabilirsin. Yani günde 3 seferden saysak 180 sefer falan yapıyordu. Dönene yardımcı. Kadar evet. Evet. Gönüllülerden gelen olursa direkt onları alıp okula getirmemiz için yaklaşık merkezi bir 20 km uzaklıkta havalimanı var. Adıyaman Havalimanı. Oraya gidip gönüllüleri alıp buraya taşıyorduk. Ya da gönüllülerden giden oluyordu. Çünkü çok kısa süreli gelenler de oluyordu. Bir kez daha Adıyaman'dan dönüşümüz. Daha önceki arabayla olmuştu ama bu seferki uçakla olacak. İlk defa kendimi bırakıyorum Adıyaman'a. Kolay gelsin abi. Merhaba kardeş. Bitecek mi kumar söyler misin? Sen dün de mi geldin sanki? Evet abi dün de gelmiştim. Hatırlıyorum bir yerden ya. O yüzden sordum. Birkaç gündür buradayız abi. Havalimanında sürekli gidip geliyoruz. Daha öncesine de gidip geliyorduk. İyi tamam. Hadi hayırlı yolculuk. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şalvarı ilk giydiğim gün. Gökhan, abla ya sen tam Adıyamanlı olmuşsun dedi bana. Yani ben zaten Adıyamanlıyım. Nasıl ya deyip inanmamıştı böyle. Çok şaşırıyorlardı oradakiler benim Adıyamanlı olduğumu duyunca. Kendi renklerine benzeyen bir gencin Adıyamanlı değil, Arakanlı olmasına da şaşıracaklardı. Rusya, Özbekistan, Gine, Suriye gibi çok sayıda ülkeden yabancı uyruklu gençlerin acıyı paylaşmak ve yardımlaşmak için yurtlarını, işlerini, eğitimlerini bırakıp Adıyaman'da olmalarına da. Çocuklarla çok ilgilendim ilk haftasında. Onlar şey sandı, beni de onlardan sandı, Adıyamanlı sandı. Çünkü onların rengine benziyorum. Sonra arkadaşlarımı da çağırdım. Esra vardı, Ansor, o da Rusyalı. Ansor'un arkadaşları vardı, Rinat, Alperen var. Onları da çağırdım, onlar da okey dediler. Mutfağın orada hazırlık yapıldığı yerde ekmekler kesiliyordu. Ben oraya geldim, ekmek bir keselim dediler. Dedik şimdilik kasa kasa yapalım, israf olmasın diye, yani fazlalık olmasın diye bittiğinde keseriz dediler. Kasayı aldım, dışarı çıktım. Bu sefer de herkes bana öyle bakınca çok çok garip hissettim. Televizyonda gördükleri o ya da belgeseli izledikleri şeyleri soruyorlar. Ne kadar doğru, doğru mudur, değil midir? Ya da diyor ki sizin orada aslanlarla yaşıyorsunuz. He mi? Biz de bayağı orada Afrika tanıtımını yaptık. Genelde biz evleri günlerce bazen terk etmek zorunda kalıyorduk. Uçak bombalarından dolayı bir sığınak arıyorduk her zaman. Bazen sığınaklar bile kurumayabiliyor insanları. Bunun için insanların sürekli eve girmekten korkak oldu diyoruz yani. Aslında hemen aynı durumda oluyor. Biraz daha insanların o anda ne yaşadıklarını anlamak lazım. Dertli olmak lazım. Bence dertli olmak çok güzel her zaman. Derdi olmayanın sahada işi yoktu zaten. Gelse de kalamaz,
kalsa da dayanamazdı. Depremin ardından yaşanan seller yaşam koşullarını daha da zorlaştırmıştı. Gönüllüleri en çok insanların her koşulda hayata tutunması ve kendilerini teselli ediş halleri sarsıyordu. Şanlıurfa'da sel olduğu zaman biz gece boyu uyuyamamıştık. O gün çok fazla yağış oldu. İnsanlar gelmiyorlar. Gelen çocuklara bakıyoruz, ayakları hep ıslak. Ama hepsinin ağzında şu vardı: çok büyük bir sıkıntı yok. Biz bu sıkıntıyı şu an yaşayalım ama barajlar da olsun, insanlar susuz kalmasınlar. Tevekkül halleri bizi çok etkilemişti. Dedik ki, yükleyelim transportörün arkasına bir şeyler, biz dağıtalım. Teoride çok güzel bir fikir ama pratikte o kadar kolay olmuyor. Islanmamak mümkün değil. Ve hani o kadar fazla ıslandım ki, hatta bir ara depremde sanırsam logar kapağı vesaire düşmüş. Su dolu çukura düştüm. O videoda tam o günün dağıtımın sonlarında karşımdaki abla bir şey soruyor, şu var mı diye. Videoda sesi geliyor, ben abla kalmadı maalesef diyorum. Hiç böyle ne bina yıkıldığını anladım, bir ses geldi falan. Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Sahada çalışan gönüllülerin en sık vurguladığı şeylerden biri, normal zamanda yapamayacakları pek çok şeyin kendilerine yaptırılıyor olmasıydı. İlk gittiğim günlerdeydi. Okulun bahçesinden yemek dağıtım alanına geçeceğim. Bastonumla yürüyorum orada. Bir abla bana bir şey olacakmış gibi koşuyor. Telaşla. Tamam, size yardımcı olabilir miyim falan dedi. Ben dedim ki yo, ben size yardımcı olmaya geldim dedi. Kendi başıma bulabileceğimi söylemiştim. Beni merak ettikleri ya da orada neler yaptığımı anlamak için gelenler vardı. Tabii onlar görmeyen biriyle, bir şeyler yapmaya çalışan biriyle karşılaştıkları için şaşkınlardı. Ama ben de şundan şaşkındım mesela. Bazı şeyleri yaparken gerçekten görmediğimi, benim de unuttuğum anlar oldu. Adamlar bugün konuştu. Mamutlar ne söyledi, boğa mı lan? Allah gerçekten o gücü veriyor ve yapmam dediğin şeyi kendini onu yapmış bitirmiş olarak görüyorsun ve yapamayacağın bir şey yok diyorsun. Yani hani boyun kadar kazanları tek başına yıkayabilirsin. Yaşlı yaşlı amcaların, yavrum siz nereden geldiniz? İşte Antalya'dan geldik amca. Ta Antalya'dan mı geldiniz kızım diyor mesela. Şaşkın. Diyor ki şurada deprem oldu diyor. Biz gitmedik. Siz ta nereden geldiniz diyor. Gördüklerinde onların bize karşı başka bir şeyi oluştu. Ya bu buradaki herkes Türkiye'nin her yerinden toplaşıp gelmişler. Niçin gelmiş bu insanlar? Dertleri neymiş? Ya biz burada böyleyken duramıyorlarmış orada. Hatta çıkıp bir daha geliyorlarmış, Yapılan yemeklerin bulaşıklarını yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi ekibimiz yağmur çamur demeden yağmurluklarıyla birlikte bulaşıkları yıkıyorlar. Her akşam saat 9'da ertesi gün pişecek çorba, ana yemek, pilav ve tatlıdan oluşan bir menünün malzemelerini hazırlamak gece yarısı 4'e kadar sürüyordu. Aklınıza öyle hemen her görev için ayrı bir gönüllü gelmesin. Sabah dağıtıma çıkan, çocuklara öğretmenlik yapan, tır geldiğinde malzeme boşaltan, yani günde 4 saat uykuyla insanüstü bir performans sergileyenler aynı kişiler. Hal böyle olunca kendilerini zinde tutmak ve özellikle afet bölgesindeki çocukları eğlendirmek için akıllarına geleni ellerindeki tüm imkanları zorlayarak yaptılar. Hayatında belki bıçağı eline almamış ya da en fazla kendisi için bir tane patates doğramıştır ya da bir peyniri dilimlemiştir veya ekmeği. Herkesin aynı şevk ve iştiyakla, heyecanla o sebzeleri doğramaya çalışması çok şaşırtıcıydı. Normalde mutfaklarda rastlamayacağımız bir şey bu. Ben olduğum zaman işte nasıl doğranacak diye gösteriyordum. Arkadaşlar, şimdi workshop yapıyorum, herkes 1000 lirayı bassın, nasıl doğranacağınızı göstereceğim diye. Atıyoruz. Sevgiler. Allah. Evet. Patatesi suyu bırakma workshop'u. Alkışımız böyle. Alkış. Alkışa Kevser Hanım'a. Tebrik ederim. Kim bu lan?
ederim. Yapıyorum. Bir tane çocuk gördüm, zır zır ağlıyor. Ama bir Şirin Baba taklidi yaptım. Çocuk birden gülmeye başladı. Ben dedim Şirin Baba olacağım. İstasyon odası var. Yani tükenmez kalemle de olsa, pastel böyle de olsa ben suratımı maviye boyarım. Biraz daha şey takılıyorum, kafadayı takılıyorum. Daha ağır abi. Ağır abi takılıyorum. Yani benden beklemezsin yani öyle bir şey. Gargamel'imiz oldu, Şirin'imiz oldu. 3-4 kişi böyle. Şirin Baba şarkısı açtık. Biraz oynadık birkaç dakika. Birkaç dakika sonra bana bir aydınlanma geldi. Üstüme başıma kendime baktım. Sen dedim ne yapıyorsun? Tut tut tut! Gargamel'i tutuyor! Sadece bir kere paraço kıyafete gittim. O da Serçan'dan dolayı. Bir de hayatımda ilk kez yaptım bir şey. Ama da bu konuda cesaret edemezdim. Yeni günü hep çocuklar paraço abi, paraço abi. Ne zaman olacaksın paraço abi diye geçiyordu. Ve ben çocukları gerçekten çok severim. O etki de beni çok mutlu ediyor. Çünkü bana bir sürü resim çizdiler paraço olarak. Balta baltayı ben yol boyu ezberledim abla. Bütün hareketlerini ezberledim. Uçakta yapıyorum, mescide gidiyorum, namaz kılacağım mescide. Onun için senin milli marşın. Namazımı bitiriyorum hemen balta şeydeyim, havaalanındayım. Böyle hemen oynuyorum falan ezberle. Oraya gidince bir şey olsun elinde diyorum yani çocuklara yapacağım. Sonra işte geldim okula. Paylaşık kıyafetlerini giydim gibi zıpladım, attım kendim yani. Ama hiçbir şey umurumda değil. Umurumda olan tek şey var. Çocuklar, onlar biraz mutlu olsunlar, biraz zamanlarını iyi geçirsinler diye elimden geleni yapmaya çalıştım yani. Şu an burada nasıl böyle oturuyorum bilmiyorum. Hani ayaklarım oynayacağız mı? Onu yapacağız sonra birazdan çocuklarla. Dolur küpeye, haydi yükle eşe, ahiyayı eşe, sırtımdaki yüze, sana yardım ederim, seni hafif ve seni. Bizim yaptığımız en inovatif hareketlerden birisiydi. Şambayı açtık, beyaz perde haline getirdik. Projeksiyonu el yordamıyla bir yere sabitledik. Bir sürü uzatma çektik okuldan oraya elektrik ulaştırmak için. İnterneti ayarladık, filmi ayarladık, her şeyi ayarladık. Sonra çocuklar bir anda böyle sessizliğe büründü. Herkes izlemeye başladı. Bir de onlara patlamış mısır ikram ettik. Hani orada gerçekten şunu görüyorsunuz. Kalacak yer yok, hava soğuk, bazı insanlar aç. Diyorsun sinema ne alaka? Biraz böyle gereksizmiş gibi geliyor. Ama bizden sonra bu çok tekrar edildi. Çünkü orada insanlar artık sürekli işte biz böyle kötüyüz, işte açız, o muameleden ziyade özledikleri normale benzeyen, ondan bir şeyleri gördükleri zaman bence onların psikolojisine çok ciddi. Yani o yüzlerindeki mutluluk gerçekten hepsine değdi. Merhaba baba. Afet bölgesinde sadece gönüllüler değil, evi hasar almayan pek çok kişi elinden geleni, gücünün yettiğini yaptı. Şartlar ne olursa olsun, birbirimiz için bir şeyler yapabileceğimizi her gün yeniden öğrendik. Yusuf amca ve Şefika teyze de hanelerini genişletti, bizi kendi ailelerine dahil etti. Hayat çok kolay. Biz hayatı zorlaştırıyoruz. Yani belki Şefika teyzenin ve Yusuf amcanın elinden gelen şey evinde insanların temizlenmesini sağlamak. Yani bu çok büyük bir şey. Yani ben ne yapabiliyorum? Bunu demeli insan kendine. Onlar da kendilerine bu soruyu sorduklarında biz ne yapabiliriz? Biz lojistiği sağlayabiliriz. Bir arabamız var. İnsanları işte taşıyabiliriz. Evimize getirebiliriz. Temizlenmelerini sağlayabiliriz. Bu şehre ilk gelişim depremin 40. günüydü. Umut, şehrin ne kadar yara aldığını gerçekten anlamak istiyorsan, kabristanı görmelisin dedi. Belediye buranın açılışını, Adıyaman'a en az 15 yıl yeter diye depremden birkaç ay önce yapmış. Depremin ardından hiç boş yer kalmamıştı. Arabadan indiğimde önüm, arkam, sağım, solum, gözümün görebildiği her yer bir anda mezarla doldu. Diyanet görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim, ölülerle dirileri birleştiriyor, en yeni araziye yapılan definlerin başında ağıtlar yakılıyordu.
İki gündür dinmeyen yağmurun balça çevirdiği toprağa batarak mezarların arasında yürürken oyuncak ve bisküvi bırakılan çocuk mezarlarına, baş tahtasına duvak asılan genç kızlara, soyadı silinecek kadar yan yana yatan ailelere ağladıkça ağladım. Bu şehirde kırklar birbirine karışıyor. İnsanlar depremin ilk gününden sonra defnettikleri her bir yakınını ayrı bir kırk mevlidiyle anıyordu. Sanki gerçek olmayan bir şey içindeydim. Yani bir simülasyon içinde. Evet, orada toprak var. Üstünde işte bayramlık giydirilmiş çocuklar var, oyuncaklar var. Ama yani zihnen idrak edemiyorum. Yani çocukların o oyuncakları koyulmuş, gelin olacakların duvakları koyulmuş üzerine. Yani bunları düşününce hakikaten anlatmak zor. Bütün evlatlarını birden kaybetmiş bir teyze vardı. Ağıt yakıyordu. Yani söyleyecek hiçbir şey bulamadık yani. Hiçbir şey. Sadece böyle yanında oturduk. Biraz işte Kur'an okuduk, hani sesli belki biraz rahatlar diye. Yani çok sevdikleri insanları kaybettiler yani. Ve çok acı ölümler gerçekten. Trenlerle uçakları göç ve hüzün üzerinden karşılaştıran bir metin hatırlıyorum. Uçağı ve havaalanını hüzne yaklaştırmıyor, acı ve kederi trene ve gara yüklüyordu. Bir uçağın ne kadar kederli olabileceğine şahit olmuştum. 40. günde insanlar göç etmek zorunda kaldıkları şehirlerden memleketlerinde defnettikleri yakınlarını ziyarete gelmişti. Yüzlerindeki ortak keder hem o geceyi, hem kayıplarını, hem de acı çekerek sabrediyor olduklarını gösteriyordu. İçimden sürekli bir havaalanından diğerine hayat nasıl bu kadar değişebiliyor diyordum. Uçağa bindim, İstanbul'a geldim. Havalimanında indim. Adıyaman hiç yıkılmamış. Maraş'a bir şey olmamış. Antep'te yollar yıkılmamış. İnsanlar keyiflerini yaşıyorlar. Aslında normalini yaşıyor onlar da. Bir şey diyemiyorum ama bunu şu anda söyleyebiliyorum. Neredeyse bir sene geçtikten sonra. Bir tane el arabasında adam böyle tepeleme dolu yeşillik satıyor. Bir şarkı vardı ya, yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Orada hayatın devam ettiğini görmek, ona da hak vermekle birlikte hayat bu kadar çabuk devam etmeli miydi? Yani hayat bizim için acaba bir süreliğine durabilir mi? Keşke hayat o anda donsa. O araba evet orada güzel, sonra yok. İşte hayat böyle bir şey aslında. Çocuklarla oyun oynanıyordu. Halkaya beni çektin. Plan Kalbistan'dan gelmiştim. Halkaya çıkacak halim yoktu. Ben de dedim ki böyle böyle ben çıkamayacağım ablacığım. Çok iyi hatırlıyorum. Gözlerimin içine baktım, dedim ki Kübra, oraya gideceğiz. Kabristanı ziyaret edeceğiz. Onlar için dua edeceğiz. Buraya geleceğiz. Buradaki dertli kadınları, buranın insanlarını dinleyeceğiz. Burada da çocuklarla oyun oynayacaksın. Hayat böyle bir şey dedin. Ben de dedim ki ben duramıyorum burada. Ben sizi videoya kaydedeyim. Tamam dedin ve sizin oradaki dansınızın olduğu kayıt bende çok büyük bir kırılma yapmıştı ve ben o sözümü hiç unutmuyorum. Aslında bunun çok idrakindeyiz ama bunu birinin bize söylemesi gerekiyor. Birinin bize söylemesi de bizim şahit olmamız belki. Evet. Evet. Şimdi başlarlar. Başın geri. Evet, tam da böyle bir yer olan dünyada oyuna Çuçuva dansını kayda alarak dahil oldum. Halkanın dışında ama hemen yanı başında. Galiba dünyadaki herhangi bir yerde birbirimize şifa olmak için bulunuyoruz. Şifalanma Çuçuva dansı gibi döngüsel bir hareketle devam edecek. Biz yine ya halkanın içinde olalım ya da yanı başında. Şimdi baş parmak, omuzlar dik, başın geri.